Bir kara imparatorluğu olan Osmanlı İmparatorluğu'nu kazandığı zaferleriyle bir deniz imparatorluğu haline getiren Cezayir Beylerbeyi, Osmanlı Kaptanı Deryası, Hızır Reis, Barbaros Hayrettin Paşa. 16. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı İmparatorluğu Akdeniz hakimiyeti için Venedik, Ceneviz ve İspanyol gemileriyle mücadele halindeydi. Dengeleri tamamen değiştirecek ve durumun Osmanlı lehine dönmesini sağlayacak olan kişi Barbaros Hayrettin Paşa olacaktı. Asıl adı Hızır olan Barbaros, Midilli'ye yerleşen Sipahi Yakup Ağa'nın 4 oğlundan en küçüğüydü. Abisi İshak Midilli'de çalışırken diğer abileri Oruç ve İlyas Reisler deniz ticareti yaparak hayatlarını sürdürüyorlardı. Denize ve denizciliğe abileri gibi ilgi duyan Barbaros, gençliğinde yaptırdığı bir gemiyle Midilli, Selanik ve Eğriboz arasında ticaret yapmaya başladı. Oruç Reis, kardeşi İlyas'ı yanına alarak Şam Trablusu'na ticaret yapmak için yola çıkmıştı. Oruç Reis'in gemisi Rodos şövalyeleri tarafından saldırıya uğradı. İlyas şehit olurken Oruç Reis Rodos zindanlarında esir edildi. Bunu duyan Hızır Reis fidye vererek abisini kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Küret çekmek üzere gemide görevlendirilen Oruç Reis, Antalya yakınlarında bir fırsatını bularak kaçmayı başardı. Antalya'da Ali Kaptan'ın gemisinde ticarete tekrar başlayarak İskenderiye'ye gitti. Dönemin Memlük Sultanı Kansu Gavri bu yetenekli denizciyi Memlük Devleti hizmetine aldı. Yaşadığı tüm bu olaylar neticesinde Oruç Reis ticaret işlerini bırakmaya karar verdi. 1510'da Oruç Reis, Teke ve Menteşe yöresini yöneten Şehzade Korkut'un himayesine girdi. Onun izni ve yardımıyla deniz gazisi oldu. Kardeşinin intikamını almak isteyen Oruç Reis, ilk önce Rodos civarında şövalyelerin gemilerine baskınlar düzenledi. Birkaç yıl içerisinde Adalar Denizi'nde ve Akdeniz'de Venedik gemilerine oldukça büyük zararlar verdi. Cerbe Adası'nı kendisine merkez yaptı. Geleceğin Barbaros Hayrettin Paşası olacak olan Hızır Reis, Adalar Denizi'nde bir süre ticaret yaptıktan sonra Cerbe'de bulunan abisinin yanına katıldı. Batı kaynakları tarafından Barbarossa, yani Kızıl Sakal olarak anılan bu kardeşler omuz omuza vererek Akdeniz ve Kuzey Afrika'da faaliyetlerine başladılar. Şehzade Korkut'un himayesinde olan Oruç ve Hızır Reisler 1513'lü yıllarda Anadolu'nun karışık olmasından dolayı Tunus civarına geçtiler. Kardeşler burada Tunus Sultanı 5. Muhammed ile işbirliği yaptılar. Sultan onlara gemi, liman ve güç desteğinde bulunacaktı. Barbaros kardeşler de Akdeniz'de ele geçirdikleri ganimetlerin 5'te 1'ini sultana vereceklerdi. Bu anlaşmayla sultan onları 1513'te bir körfezde bulunan Halkul Vaat kalesine yerleştirdi ve limanı kardeşlere teslim etti. Burada güç kazanan Oruç, Hızır ve Yahya reisler 1514'ün ilk baharında Akdeniz'e açıldılar. Sardinya Adası açıklarında bir korsan gemisini, buğday yüklü Ceneviz gemisini ve kumaş yüklü bir gemiyi ele geçirip Tunus'a döndüler. 1515 yılında Hızır ve Oruç reisler bu kez Endülüs Müslümanlarına yardım etmek için Akdeniz'e açıldılar. Minorka Adası'nda demirleyerek pek çok ganimet, esir ve gemi ele geçirdiler. Gırnata sahillerine ulaştıklarında Müslümanlara yardımcı olmaya çalıştılar. İspanyollar Kuzey Afrika'da ilerlemeye çalışıyordu. Hızır ve Oruç reisler yüklü bir gemiyi dönemin Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim'e gönderdiler. Bundan memnun olan Sultan Yavuz kardeşlere verdiği desteğin ifadesi olarak hediyeler gönderdi. Osmanlı desteğini arkasına alan Oruç ve Hızır reisler Cezayir'in doğusunda bulunan Vicaya'yı ele geçirdiler ve merkezleri yaptılar. Cezayir halkı kendilerine baskı uygulayan İspanyol işgaline karşı Barbaros kardeşlerden yardım istedi. Hızır ve Oruç reisler Cezayir'e koştular. Yerli halk tarafından kuşatılan Penon adasındaki İspanyol adasına saldırdılar. İspanyollar da karaya asker çıkardılar. Yaşanan çarpışmaların neticesinde Hızır ve Oruç reisler Cezayir'e hakim oldular. Kardeşler ülkede idari bir yapılanmaya gittiler. Ülkenin daha güvenli doğu tarafını Hızır Reis, merkezi Cezayir olan batı bölgelerini Oruç Reis aldı. Oruç Reis ülkenin batısında bulunan Şerşel'i ele geçirdikten sonra Cezayir Sultanlığını ilan etti. Oruç Reis 1517 yılında Tenes ve Tlemcen şehirlerini ele geçirerek sultanlığını pekiştirdi.
Barbaros kardeşlerin Cezayir hakimiyeti Batı Akdeniz'de İspanyol faaliyetlerine ağır bir darbe vurdu. Oruç ve Hızır reislerin Batı Akdeniz'de faaliyetleri artmıştı. İspanyol, Venedik ve Ceneviz gemilerine verdikleri zararların haricinde güçlerinin bu kadar artması yerli beyleri de rahatsız ediyordu. Oruç reis Fas hükümdarı ile anlaşmaya çalışırken Tlemcen hakimi Ebu Hamnu İspanya'ya kaçtı. Oruç reisi Afrika'dan çıkarmak için onlarla işbirliği yaptı. Ocak 1918'de İspanyollar harekete geçtiler. Oruç reisin bulunduğu Tlemcen kalesini kuşattılar. Reis 6 ay boyunca şehri savunsa da erzak ve cephane azlığı nedeniyle geri çekildi. Kaleden çok uzaklaşmamıştı ki İspanyol müfrezesi tarafından yakalanarak şehit edildi. Kuzey Afrika'da Türk hakimiyetinin temellerini atan ve Hristiyan istilasını durduran Akdeniz'in şöhretli komutanı Oruç Reis'ten bayrağı Hızır Reis aldı. Hızır Reis bir durum değerlendirmesi yaparak hem İspanyollarla hem Tunus hem de Tlemcen hanedanlarıyla tek başına karada mücadele edemeyeceğini anladı. Cezayir'den Gicel'e çekildi. Hızır Reis 1518'de içi hediyelerle dolu 4 gemiyi Yavuz Sultan Selim'e göndererek bağlılık arz etti. Bölgede olan biteni öğrenen Sultan Yavuz, Hızır Reis'ten memnuniyetini dile getirerek onu Cezayir hakimi olarak tanıdığını bildirdi. Hızır Reis'e Anadolu'dan gönüllü asker toplama imtiyazı verdi. Yeniçeriler ve topçulardan oluşan 2000 kişilik bir destek birliği gönderdi. Bu desteklerle Cezayir'e giren Hızır Reis, bazı yerli emirlerin desteğini alarak Cezayir hakimi sıfatıyla faaliyetlerine tekrar başladı. Cezayir'de hutbe Sultan Yavuz adına okundu. Para Osmanlı adına kesildi. Yavuz Sultan Selim'in 1517 Mısır fethinden sonra Kuzey Afrika'da Osmanlı hakimiyeti önemli bir güce kavuştu. Hızır Reis'in faaliyetleri ve Türklerin Kuzey Afrika'ya yerleşmeleri İspanyolları harekete geçirdi. Sicilya bölgesinden gelen 80 gemilik bir filo 1519 Ağustos'unda Harras bölgesine yaptığı çıkarma Hızır Reis tarafından püskürtüldü. 1520-1525 yılları arasında Hızır Reis Akdeniz'de fevkalade zaferler kazandı. Dönemin meşhur Türk ve Müslüman denizcileri onun himayesine girmek için koştular. Cezayir halkının da desteğiyle bölge tamamen Hızır Reis'in hakimiyetine girmişti. Kısa süre sonra 40 gemilik donanmasıyla Akdeniz'e açılan Hızır Reis, İspanyolların ele geçirdiği ve Müslümanları topa tutan Penan Kalesi'ne hücum etti. İspanyolların teslim olmaması ile kale lağımlarla havaya uçuruldu. Kalan taşlarıyla gemiler için bir liman yaptırdı. Roma Germen, Hollanda, Napoli ve İspanya tahtlarına sahip olan 5. Karl, bilinen ismiyle Kral Sharkland, bir meclis topladı. Bu meclis, filoların Cenevizli kaptan Andrea Doria'nın emri altında birleştirilmesi ve Barbaros'un durdurulmasına yönelik kararlar aldı. 60 gemilik bir donanma ile Akdeniz'e açılan Doria, Hayrettin Paşa'nın üzerine değil Adalar Denizi'ne yöneldi. Batı Akdeniz'de faaliyetlerine devam eden Barbaros, 70 bin Müslümanı İspanya'dan kurtarıp Cezayir'e getirmekle meşguldü. Bu dönemde Cezayir öyle zenginleşti ki Türklerin Hindistan'ı olarak şöhret kazandı. Hareketine devam eden Andre Doria, Osmanlıların önemli askeri üsleri olan Koron ve Patras adalarını ele geçirdi. Bu kriz döneminde Alman seferinden yeni dönen Kanuni Sultan Süleyman, 1533 yılında Hayrettin Paşa'yı İstanbul'a çağırdı. İspanya Kralı Sharkland, Türkleri kendi topraklarında vurduğunu söylüyordu. İspanyol Kral, Barbaros'a Cezayir ve Tunus krallıkları ile Güney İtalya'da bir asilzadelik teklif etti. Bunu reddeden Hayrettin Paşa, yerine Hasan Ağa'yı bırakarak meşhur 19 denizcisiyle beraber İstanbul'a doğru yola çıktı. Bütün Akdeniz'i baştan başa geçti. Messina limanına girerek burada bulunan 18 parçalık İspanyol donanmasıyla yaptığı muharebeyi kazandı. Yanında 18 parça büyük harp gemisi ve 26 parça küçük harp gemisiyle İstanbul'a ulaştı. Sultan Süleyman'ın huzuruna gelen Hayrettin Paşa, sultanına yüklü miktarda altın ve gümüşü hediye etti. Cezayir'in tapusunu koydu ve şöyle söyledi. Bir Hayrettin kulun geldi, sen ol Şah-ı Süleymani. Sana layık nemiz vardır, kabul eyle fakirhane.
Bu sırada Doğu Seferi için Halep'te bulunan İbrahim Paşa, Barbaros ile görüşmek istediğini bir mektupla Kanuni'ye bildirdi. Barbaros Hayrettin Paşa, 22 günlük yoldan sonra karayoluyla Halep'e ulaştı. Burada Sadrazam tarafından Cezayir Beylerbeyliğine atandı. İstanbul'a dönen Barbaros, İbrahim Paşa'nın tavsiyesi ve desteğiyle büyük bir merasim altında kaptanı deryalığa getirildi. Barbaros kendi tecrübeleri ve mühendisliği sayesinde yeni gemiler inşa etmeye başladı. Deniz toplarının ve personelin askeri kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verdi. O kuş İstanbul tersanelerinde 61 pare gemi inşa ettirdi. Bu faaliyetler İspanya Kralı 5. Şarklen'i oldukça tedirgin etmişti. Papa, Barbaros'ta cenk etmeyiniz çünkü o vardığı yeri almadan bırakmaz diyordu. 1534 baharında Barbaros Hayrettin Paşa 80 parçalık bir donanma ile Akdeniz'e açıldı. Santa Luca, Sidraro, Fondi ve Iperlonga şehirleri ile bazı kaleleri zapt etti. Önüne çıkmaya kimse cesaret edemiyordu. Tunus halkı Barbaros'u kurtarıcı olarak görüyordu. Haçlılara yeterli korkuyu veren Barbaros güneye indi ve Tunus'u ele geçirdi. Barbaros'un artık durdurulmasını isteyen Şarklen, Papalık, İspanya, Napoli, Ceneviz, Malta ve Portekiz'den topladığı 300 gemi ve 24 bin askerle Tunus'a saldırdı. Tunus'ta bulunan 4 bin Hristiyan esirin de şehir içinde karışıklık çıkarmasıyla Tunus, Haçlıların eline geçti. Bu sırada Cezayir'e gelen ve bu olanları duyan Barbaros, Akdeniz'e açılarak İspanya kıyılarına baskınlar düzenledi. Minorca adasının Mahon limanını, Mallorca adasının da Palma kalesini yaktı. Barbaros Hayrettin Paşa'ya 1536'da Kanuni tarafından Fransızlara denizden yardım etme vazifesi verildi. Osmanlı donanması Otranto kıyılarında karaya çıkarma yaparak Castro kalesini zapt etti. Ancak Fransız kuvvetlerin yardıma gelmemesinden dolayı geri dönüldü. 1537'de Korfu kuşatmasına katılan Barbaros, ardından Adalar Denizi'nde Venedik'e ait kalelerin zaptına girişti. Bu amaçla bir yıl içerisinde Adalar Denizi'nde bulunan Paros, Antiparos, Skyros, Eginekin, Nakşa, Andros, Kerpe, Kaşot adaları ile Girit açıklarındaki adacıklarla beraber toplam 28 adayı ve 2 kaleyi Osmanlı idaresine kattı. Böylece Sakız, Kıbrıs ve Girit dışında Venedik'in Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki hakimiyetine son vererek deniz yollarını eline aldı. Barbaros ile Osmanlı denizciliği zirveye ulaşmıştı. Barbaros papalığı tehdit eder hale gelmişti. Papa 3. Paulus'un liderliğinde o zamana kadar görülmemiş bir kuvvet oluşturulmaya başlanmıştı. Barbaros Hayrettin'i durdurma hayalleri kuruyorlardı.